Ruhlan, nereden bilecek oğlum bizim yaptığımızı? Sessiz olursak bir şey olmaz. Dalalım lan. Dalın, dalın. Ne diyecektin? Bahattin teyzen Kamil, Zeki ve Murat yine kileri soyuyorlar. Ne? Kileri mi soyuyorlar? Ruhlan. Tüh, Allah belanızı versin. Sizi pis cüce hırsızlar, sizi. Susun bakayım. Sen geç sıraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeker şeysin. Adın ne senin? Recep Efendi. Sen neden ağlıyorsun bakayım? Adın nedir senin? Çünkü... Her şey için teşekkürler Ruhsar Hanım. Müteşekkiriz. Hayırlı bir evlat olur inşallah. Alasmalıdık. Affedersiniz. Pasaport dairesi burası mı acaba? Hayırlı nöbetler. Thank you.
kıyameti Oni. Yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere. Biz dön baba dönelim, geliyoruz aynı yere. Bu döngü kızı, bir başı var da sonu yok. Dönüyor döneniyor, sonunda bir yürüyüş. Yapmayın, hareketin kralını görürsünüz ha. Öyle çekip gözler falan ha. Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Amin. Yerel ve genel seçim, seçim bakalım seçim. Bir dön baba dönelim, aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış, çete çete içinde. Battık buruna kadar. Ver getir peçete. Babani! Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Sanmıyor musunuz bu hayvanları dövüştürmeye? Allah Allah, kardeşim ileri geri konuşma ya. Hayvanları sevmek suç mu? Ben şahsen Kanarya Sevenler Evi Derneği Başkanıyım. Bunlar içeride kapışmış. Ben de şahsen bunları ayırırken memur beyler içeri geldi. Ve ben bu hayvanları seviyorum diye. Götürün. Sen şimdi bizim sana kaç saksı borcumuz var onu söyle. 12 saksı abi. Ne? O kadar oldu mu ya? 208 mi? Yok abi 12 saksı. Tamam 2. Sen demedin İsmail. Şimdi bak sen bize o siparişleri gönderdin mi kardeşim? Ha şahane. Bu hafta sonu sen açık görüşe gel tamam mı? Sana bütün hesabı kapatalım. Tamam oldu. Bu iş bitti öptüm İsmail'im. Bak öbür hatta bekleyen var tamam mı? Hadi kardeşim hadi görüşürüz. Alo, bağırma be, bağırma be. Ne? Şişt, hareket et. Kapıyı aç lan. Tamam abi. Ver şunu. Telefona niye bakmıyorsunuz oğlum? Ne oldu lan köstebekler? Ay sıçacağım köstebeğine de tüneline de be abi. Ne oldu abi? Sen niye kapıyı kapatıyorsun oğlum? Ölüyorduk lan havasızlıktan. Ben bunu biliyorum oğlum. Bu Cenin var ya bu Cenin. Bizi öldürüp buradan tek başına kaçacak ha. Oğlum ben uyuzum zaten bu herife. Teyzeciğim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu herif ajan. Allah canımı alsın ajan. Şerefsizim müdürün adamı. Sakin ol gerek yok ya. Ne gerek yok abi bırak Allah'ını seversen bırak ya. Kamil unutma ki ben cinayetten girdim ona göre ha. Yerim senin cinayetini ulan! Ulan gören deden adam vurmuş! Ulan cüce! Zavallı bir kanı şişmiş, gelmiş burada dayanık yapıyor ya! Oğlum o kurttu bir kere. Oğlum cevap verme bana. Tamam, tamam. Şimdi. Lan oğlum cevap verme bana! Cevap verme lan şuna, cevap verme lan! Şşş tamam oğlum, büyütmeyin lan. Küçücük adam be. Kardeşim o zaman bu terliksi hayvana söyleyin, aklını başına toplasın ona göre. Cefasını biz çekelim, sefasını siz sürün. Bakanlar, yeni siparişlerimiz geldi. Ha bakın, çiçekçi saksıların parasını istiyor. Eğer vermezseniz mahkemeye verecekmiş ona göre ha. Bence haciz göndersin. Alayım Salih abi. Bana bakın, bu yeşillik sevgisinin arkasından bir çapanoğlu çıkmasın. Beni yakarlar. Vallahi ve billahi ben de sizi oyarım ha. Kamil evladım, bir yerin mi ağrıdı? Keşke ağrısa be Salih abi. Sen burada yaşamayı kolay mı sanıyorsun? Aylardan beri ne bir ağaç, ne bir kuş, ne bir piknik yüzü gördüm. Biz de insanız Salih abi. Kendimize göre bir dünya kurduk.
Eğer sen bize bunu çok gördüysen... Cemil evladım, ağlama. Yani uyarayım istedim ben seni. Neyse, hadi siz keyfinize bakın. Hoşça kalın. Nasıl oynadım abi? Kaç? 12.8. Bak habire 12.8, 12.8 diyorsun ama... ben insanları çift çift görüyorum, ha? Ne yapayım, ibre öyle gösteriyor. Vay ibre vay. Şişt Bile, oğlum habere bakın lan. Ünlü playboy Tekin Güvenoğlu... Çırağan Oteli'nde dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Tekin kim lan? Tekin lan, bizim piç Tekin. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Vay be. Ne yazıyor? Ben okuyayım lan. Ünlü playboy Tekin Güvenoğlu karısına 2 milyon dolar işareti değerinde yat aldı. Yat almış. Vay be, 2 milyon dolar oğlum. Güle güle binsin. O kadar parayı verdikten sonra güle güle biner artık ha. Bırakın oğlum, yavşan Teko. Niye öyle diyorsun lan? Sonuçta adam arkadaşımız. Bizim doğru dürüst bir hayatımız olamadı. Bari onun güzel bir hayatı olsun, değil mi abi? Peki kimle evlenmiş baba? Mankenin biriyle. Ha, tamam işte, yakışır. Arkadaşlar, lütfen kıskanmayı bırakalım. Sonuçta... Tekin de bizim gibi yurttan çıkmış bir arkadaşımız. Allah Mesut bahtiyar etsin. Bize bunu söylemek düşer. Doğru diyor. Sen karışma lan. Tez canım be, sana zahmet. Şu havalandırmayı bir açıver be. Parayı duyunca hepsinin aklı gitti ha. Ya babacığım, niye telefonunu aramıyorsun? Tezcan Bey, telefon numaranızı almamışım. Efendim. Metronun sonuna geldik galiba. Ne? Sonuna mı geldik? Evet. Beyler, valizleri toplayın. Tatile çıkıyoruz. Değerli dostlarım, değerli kader mahkum arkadaşlarım. Firardan'ın niki bugün... Sessiz ol lan. Tamam, pardon, pardon Murat. Değerli kader mahkum arkadaşlarım. Yine bir erkekler matinesinde birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler temelli ediyorum. Karşınızda çok büyük bir ses. Hamit Hoşses ve Darbukatör Bilal. Maestro baba. Bravo. Aman hey.
3044, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449. Arkadaşlar, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Oğlum eminsin değil mi lan? Yine avluya çıkmayalım. Hadi açın, çıkalım şuradan ya. Tamam, açıyoruz kardeşim ya. Allah Allah. Ya Allah. Benzemez oğlum. Alın. Bir daha bana hareket yapma. Gel lan buraya. Gel. Sen de hareket yapma. Tamam oğlum. Hareket yapmayın bana. Lütfen. Çelik Bey'i atmayın lütfen. Hareket yapma dedim sana. Aha. Abi şöyle bak. Ne oluyor lan? Buyur. Nereye böyle? Af çıktı kardeş, duymadın mı? Ne? Af mı çıktı? Oğlum af çıkmış. Hadi be. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar, yapabilecek bir şey yok. Tekrar içeri giriyoruz, buyurun. Gel ya. Eşyaları da alın. Geç. Geç, Tevcan hadi. Siz girin abi, ben burada bekliyorum. Tevcan, saçmalama. Af çıkmış, şu anda kaçak sayılırsın. Dönersem top olayım Bahattin. Ben bu tüneli boşuna mı kazdım? Ben Tezcan. Delirtme adamı, gir içeri. Tamam be abi. Zaten başımıza bir ton mevzu geldi. Zaten şaşkızlığa aptan yararlandık çıktık. Arkadaşlar, bu işin şakası yok. Artık katakulli işler bitti. İyi de bizi kim işe alır ki? Zeki doğru söylüyor arkadaşlar. Bizim sabıkalarımızın hepsini arka arkaya koysanız 5 cilt kitap olur. Vallahi abiler ben ticarete atılmayı düşünüyorum. Hadi ya, ne alıp satacağım ben? Ne bileyim öyle ikinci el cep telefonu çalıntı malıntı dükkanı açacağım.
Oğlum biz katakulli yok diyoruz. Sen hala çalıntı diyorsun. Oğlum ben mi çalacağım lan? Millet çalacak, ben satacağım, Allah Allah. Oğlum artık manifestolu işler yok diyorum ya. Hepimiz bak 5 kişiyiz. Kişi başı 300 milyon kazanacak iş yapsak... ayda 1750 eder. 1,5 eder oğlum. Tamam ben neyse ne. Bak 500 ile bir ev tutarız. Geri kalanıyla gül gibi geçiniriz oğlum. Böyle ufaktan da ev eşyası alırız Topkapı'dan. Doğru tabii. Bana uyar. Vallahi bana da uyar abi. Ama bu artist Murat'ı bilmem. Manitalar gezmek isterler, hediyeler falan. Ya siktir gitme oğlum. O iş icabıydı. Biz de artık mütevazı bir hayat yaşayacağız. Şöyle bir de helal süt emmiş bir kız buldum. Benim işim tamamdır abi. Arkadaşlar ben artık gidiyorum. Abi harbiden gidiyor musun ya? Evet bak. Kısmetse bu hafta Almanya'ya gidiyorum. Bir dizi konser vereceğim. İyi de abi sen nasıl gideceksin yurt dışına? Hapisten yeni çıktın. Vize vermezler ki. Vizeye gerek yok. Kaçak gideceğim efendim. Heh ne diyelim? Hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Hadi baba. Baba terleyin be. Rica ederim. Hadi. Hadi eyvallah. Talip Bey görürseniz benden çok çok selam söyleyin. Hadi öyle söyle. Bunun suçu neydi lan? Kaçak olarak yurt dışına çıkmaya çalışma. Ulan adam hala akıllanmadı be. Ya harbiden bir uğrayıp teşekkür edelim Salih abiye. Çıkarken vedalaşmadık lan adamla. Evet abi. Adam az babalık etmedi bize be. Gidelim lan. Bizi görünce sevinir garip be. Ha. Hadi o zaman. Hadi. Öyle mi gideceğiz lan? Ne bileyim ben. Yıkanalım öyle. Hadi sus abi. Bak ne çalıyor Melek Hanım. Bizim şarkımız. Çok zamansız gittin be Melek. Çok çabuk. Beni yapayalnız bıraktın bu acımasız dünyada. Yo yo. Sakın kızdığımı falan sanma. Sitemim özlemindendir. Özleminden. Geldim. Salih babacığım, kusura bakma böyle zamansız geldik, baldır küldür ama misafir kabul edersin. Ya ne demek ya, geçin çocuklar, geçin. Salih abi rahatsız etmiyoruz değil mi? Estağfurullah çocuklar, kayınvalideniz sizi sevecek biliyor musunuz? Buyurun oturun ben iktidar tabak getireyim. Salih abi. Niye zahmet ettiniz bu çocukları ya? Allah aşkına. Hadi. Buyur abi. Oturun bakalım şu talihayı ıslatalım. Geliyorum hemen. Oturun dedim. Hadi bakalım, sağlığınıza. Salih abi, eline sağlık, hepsi nefis olmuş ha. Afiyet şeker olsun. Bakın gençler, hayatta en önemli şey sağlıktır. Sizler de şeytan kulağına kurşun, aslan gibisiniz maşallah. Artık bundan sonra akıllı olur, böyle tuhaf şeylere bulaşmazsınız ha? Eyvallah abi. Zaten biz de kendi aramızda karar aldık. Bundan böyle öyle abidik gubidik işlere girmeyeceğiz abi, değil mi çocuklar? Aferin, gençsiniz. Gidin ticaret yapın. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız iş portacılık yapın. Yani helalinden para kazanın. Geldiler. Beyler, biraz çabuk atıştırın da kalkalım. Adamı daha fazla rahatsız etmeyin. Hadi bana. Misafir mi geldi acaba? Ha? Gelirse gelsin oğlum. Biz de misafir sayılırız. Tezcan doğru söylüyor. Sofradan kalkmak yakışık almaz şimdi. Bu yakışıklı delikanlı benim oğlum Tolga. Ya. Hoş geldin de bakayım abilerine. Hoş geldiniz. Öp abilerine. Hoş bulduk. Abi Tolga da çok yakışıklıymış be. Evet çok yakışıklıdır. Murat abisine benziyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Hoş bulduk. Bu da biricik kızım Meryem. Bunlar da sana bahsettiğim arkadaşlarım. İş yerinden. Kamil, Tezcan, Bahattin, Zeki ve de Murat. Memnun oldum. Babam sizlerden çok bahsetti. Gönderdiğiniz çiçekler için de teşekkür ederim. Ya Meryem olmasaydı bu çiçekleri kesinlikle büyütemezdim. Hadi yavrum otur, biz de yemek yiyelim. Hadi oturun. Ben yemeyeceğim babacığım, karnım açtı.
Çok yoruldu bugün. Hadi Tolga'cığım, gel biz yatalım istersen. Size iyi geceler, afiyet olsun. İyi geceler abla, iyi geceler. Vay be Salih abi, ne şanslı adamsın. Şahane bir ailen varmış. Vallahi Allah mutlu mesut etsin. Abi. Abi ne oldu? Sessizleştin birden. Her şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor be çocuklar. Hayırdır abi? Olga'nın öğretmeninin Amerika'da bir doktor kardeşi varmış. Filmleri ve raporları gönderdik. Kimden bahsediyoruz be abi? Tolga. Benim Tolga. Bütün tedavileri gördü ama bir türlü toparlayamadı yavrum. Toplayamadı da ne olacak? Yani durumu çok mu kötü? Kötü. Çok kötü. Onlar ellerinden geleni yaptılar. Ama Allah'tan ümit kesilmez deyip gerisini geriye gönderdiler. Hadi be. Salih baba ne duruyorsunuz? Göndersenize yurt dışına. Gidin demesi kolay. Çok pahalı bir hastaneymiş. Sigortaya başvurduk. 9 aydan beri bekliyoruz masrafları karşılasınlar diye. Hiç de belli etme. Keşke daha önce söyleseydin. Ne bileyim belki hani. Biz artık içimize atmaya alıştık. Neyse. Sizi de üzdüm bu mutlu gününüzde be çocuklar. Kusura bakmayın. Ne üzmesi be abi? Şu kuşa bak sen. Peki ne zaman sonuçlanacak abi bu sigorta işi? Hiç bilmiyorum ne zaman sonuçlanır. Ama inşallah çok uzun sürmez. İnşallah. Tolga'm bir 9 ay daha dayanamaz. Dayanamaz yavrum. Öyle deme be Salih baba. Allah korusun. Vardır bir çaresi de baba. Dün akşam annesini görmüş rüyasında. Çok özlediğini söylemiş. Baba annem beni çağırdı dedi. Çocuk her şeyin farkında. Baba ben ölecek miyim diye sordu. Cevap veremedim. Önce annesini aldı. Şimdi de oğlumu hazırlıyor. Yeni nesil de gitgide güzelleşiyor ha baba. Maşallah. Birader, yeşil yandı, devam et. Farkındayım baba, özür. Şu teybin sesini biraz kısar mısın? Pardon baba, özür. Beyler, diyorum ki çalışıp aramızda para biriktirsek daha iyi olmaz mıydı ha? Abi, biz bir yıl çalışsak bu parayı var ya bir araya getiremeyiz biliyor musun? Ne biri oğlum? 5 yıl çalışsak o para bir araya gelmez. Ne parası baba bu? Ya kardeş sen ne arıza bir adam çıktın be. Sürsene oğlum arabanı sen lan! Baba sen de amma sinirlisin ya. Yardım mı zor diye şey yaptım ya. Ne bakıyorsun oğlum? Sus! Geri çekilin beyler. İyi günler.
biz Tekin Bey'le görüşecektik. Tekin Bey dışarıdalar. Hadi arkadaşlar. Arkadaşım, biz Tekin Bey'in arkadaşlarıyız. Kendisiyle görüşmeye geldik. Hadi beyler, zor kullanma. Hadi. Kardeş, o elini ayağını indir, senin o elini ayağını kırarım. Şşş, tamam, olur. Şşş, bak arkadaşım ha. Kör kör yapma lan. Ara! Yani aynı yurtta büyüdük biz. Çocukluk arkadaşımızdır Tekin. Hatta biz ona piç Tekin deriz. Yani aramızda öyle. Bırak mı girsin? Sağ ol. Bil lan! Bırak! Cahir, gel. Buyurun oturun. Tekin Bey birazdan gelecek. Teşekkürler. Vay be! Oğlum imparator olmuş lan Fitch. Olsun olsun. Allah daha çok versin he. Doğru. İyi de yanlış adamlarla beraber. Öyle takım elbiseyle falan adam korunmaz. Gelsin konuşalım. Hayır yani bizden kopmasın. Doğru. Doğru. Baba bir şey söyleyeceğim. Bu masayı kaça okuturuz lan? Ne diyorsun oğlum sen? İnsan kendi malına göz diker mi? Belki yarın öbür gün buranın müdürü falan olacaksın. Ayıp. Yapma ya. Oğlum, zenginin parası züğürtün çenesini yorarmış. Siz zannediyor musunuz bu Tekin bize para verecek? Niye vermesin oğlum? O da bizim bir kardeşimiz. Ne kardeşi lan? Bütün Türkiye aşağıda toplanmış parasını istiyor oğlum. Bir insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur. Sen bakma onlara. Millet bedavacı olmuş abi. Tekin'im işini bilir. Vermiyorsa vardır bir bildiği. Arkadaşlar, bence Tekin bizi buradan boş çevirmez. Gelin birlikte çalışalım, birlikte yürüyelim diyecek. Kesin ya, yazıyorum buraya. Kardeşim, anlatamıyorum size galiba. Elinde imkan olsa neden yapmayayım? Tamam. Avukatım sizi arayacak. Şerefsiz. Siktirin gidin lan! Ne istiyorsunuz oğlum siz? Bana bak, sen bıyık mı? Sana güvenlik. Al şu bekleyin. Al onu. Al. Al. Fikir etme lan. Nasıl var ya? Ağzını sıçtın. Sen de konuşuyorsun lan. Evet. Siz ne istiyorsunuz? Tekin. Biziz lan. Tanımadın mı bizi? Evet. Tanıdım. Niye geldiniz buraya? Tekin. Aslında biz şey için gelmiştik. Ne oluyor lan? Ulan ben şimdi... Bilmem lan bu ayakkabı. Ne budu? Nasıl ha? Dur sen, evet. Dur daha bitmedi. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Biz hapisten yeni çıktık. Hapisten çıkıp buraya mı geldiniz? Yok, biz dün çıktık. Daha yeni buraya geldik. Kamil, bir dakika. Tekin, bizim buraya gelmemizin sebebi... Para istiyorsunuz. Kendini mi yakıyor? Teyze, sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Sen niye kendini yakıyorsun? Senin bu konuyla bir alakan yok ki. Ulan millet kendini yakmak için bahane arıyor. Size gelin. Kardeşim, utanmıyor musunuz para dilenmeye? Ha? Karşıma geçmişsiniz böyle yurttan sesler korosu gibi. Biz hapisten yeni çıktık, paraya ihtiyacımız var. Tekin, biz aslında kendimiz için para istemiyoruz. Kardeşim, benim kimseye haraç verecek halim yok, o kadar. Tamam da bir hastamız vardı bizim. Bırakın bu hastamız vardı ayaklarını da. Hepiniz sapasağlam adamlarsınız. Gidin çalışın kardeşim, eliniz ayağınız tutuyor. Ne? TMSF'den mi geldiler? Tamam, geliyorum. Bir daha da beni rahatsız etmeyin. Biraz fazla vermediniz mi efendim? Doğru söylüyorsun. Söke söke alırız tasminat. Hakkımızı söke söke alırız.
bak oldu bizi. Bu herif harbiden piçmiş. Kami, benzini ver. Kami, Kami benzini dök. Hak kurmaz. Ters bir lan. Hak kurmaz. Söke, söke. Kami, çakma çıkar, çakma. Yak kendimizi. Yak. Kami, çakma çıkar. Lan dur, birden parlar lan. Ateş alın, ne yapıyorsun oğlum? Devam edin baba, bayağı iyi gidiyorsunuz ha. Bidondaki su zaten bir şey olmaz. Sonu, az siktir ya. Sercan ne yapıyor lan? Al, millet emerle, korkup yıllar köteşe. Ne yapıyorsunuz bana siz? Ne yapıyorsunuz lan, delirdiniz lan? Hadi lan. Dur, Allah'ım ya. Bırakmadınız ki o yavşağı bir pencereden aşağı atayım. Allah Allah. Seni kim tuttu koçum? Kimse. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar, kafanızı yormayın. Benim bir fikrim var. Tolga'ya gerekli parayı nereden bulacağımızı biliyorum. Nereden bulacağız? Tekin Güvenoğlu'ndan. Ne diyorsun oğlum? İyi misin sen? Ya iki dakika dinle be Tezcan. Arkadaşım, bu piçin bankası yok mu abi? Var. Hatta mağdurları bile var. Ha, ben de onu diyorum işte. Yani biz şimdi banka mağdurlarına mı katılacağız? Ya ne salaksınız be abicim ya. Bankayı soyacağız. Yanlış iş usta. Bundan önceki cezaları da kıçımıza bağlayıp 10 seneyi takarlar söyleyeyim. Zaten şaşka zaaftan yararlandık. Riskli iş olmaz. Başka çaremiz yok. Ya giyeriz siyahları, çekeriz maskeleri, alırız kuru sıkıları. Gider yaparız bu işi abi. Son kez. Aslında bu Tekin her şeyi hak ediyor ama benimle maçam yemiyordu artist. Arkadaşlar, bakın zamanımız yok. Başka da çaremiz yok. Başka fikri olan varsa söylesin. Yani benim bir fikrim yok da... Bu iş bana da biraz sakat geliyor be Murat. Son sözünüz bu mu beyler? Ne salak adamsın sen Kamil? Sen de isim vererek konuşuyorsun Murat. Tamam, uzatma Tezcan. Paraları toplayın. Kimse kapatamasın dedim. Kalk 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 kalk. Amca, kasa nerede kasa? Bu kasa bayıldı. Ya Kamil oğlum, baban yaşındaki adama bağırılır mı lan? Böyle mi banka söylüyor? Bacım, kasa nerede? Lan kasa nerede? Delirtmeyin beni! Şurada! Yürü!
diyor alameti. Görüyoruz kıyameti. Minik diyor alameti. Görüyoruz kıyameti. Merhaba. Banka hep böyle kalabalık mı oluyor? Alo, neredesiniz oğlum? Hı? Tamam, tamam. Kapat. Gerizekalı. Murat'ım. Efendim abi? Bizimkiler kasada kapalı kalmış. Bir zahmet açıver onları. Tamam abi, tamam. Ben şimdi geliyorum. Tamam, tamam. Geldim. Panik yapmayın lan. Şifreyi söyleyin. Ne? Yavaş, yavaş. Evet. 8-2. Ya oğlum, maskenizi kapatsanıza be. Ya ne salak adamsınız siz ya. Oğlum, ben içeri girdim. Bu salak da girdi. Sonra kapı kendiliğinden kapandı, iyi mi? Ne olmuş? Vurma mı lazımdı? Ya hadi lazım. Hadi çıkalım birine be. Hadi. Ya siz paraları almadınız mı? Aa, paraları almayı unuttuk bak. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Alın şunu, alın çabuk. Hadi, hadi ya çabuk. Allah, kusura bak. Tamam, dur bu iş. Bak kazan. Gene ne oldu lan? Stop etti. Hayda. Bas! Bas Fethi! Bas! Kim tutar seni? Bas! Alo! Salih abi! Benim! Ben Bahattin abi! Abi sana bir şey soracaktık. Bu pasaport işlemlerini siz hallettiniz mi? Hallettiniz. Süpersin abi! Abi Tolga'nın işi tamamdır. Gidiyorsunuz abi! Abi siz bir saate kadar havaalanında olun. Biz de geleceğiz. Evet. Evet abi, şu anda anlatamam. Yoldayım. Onların da sana selamı var. Aleyküm selam. Görüşürüz Salih abi. Sevindi adamcağız ya. Sevindi ya. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Polis! El arabada hemen çıkın! İnan aşağı! Babalar, bunlar sahte polis çıktı. Silaha bak, su silahı. Ne diyorsun ya? Harbiden bu memleketin çivisi çıkmış, iyi mi? Kusura bakma Salih Baba. Sana da yanlış alarm verdik. Boşu boşuna yani. Mahcup olduk be abi. Estağfurullah, önemli değil çocuklar. Düşünmüş olmanız bile büyük incelik. Hayır abi, şimdi bu Tekin bizim eskiden yurttan arkadaşımızdı, biliyor musun? Zengin bir aileye evlatlık gittiydi. Bizim de aklımıza geldi, sevindik, kattık yanına gittik. Tamam abi, ben tam o sırada seni aradım, hatırladıysan. Sonra? Sonra götümüze baka baka geri döndük baba. Senin anlayacağın şerefsiz çıktı herif Salih abi. Neyse, üzülmeyin çocuklar. Hayatta her şey olacağına varır sonunda. Hadi bakalım, yemekler hazır. Meryem. Efendim baba. Tolga'yı kaldır da bir iki lokma bir şey yesin. Peki baba. Sevgili seyirciler, ünlü iş adamı Tekin Güvenoğlu'nun sahibi olduğu Güven Bank, maskeli 5 kişi tarafından soyuldu. Maskeli beşler olarak haber merkezine bomba gibi düşen bu haber sonrasında bir süredir BDDK tarafından hakkında soruşturma başlatılan Güven Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Güvenoğlu, paniğe gerek yok, paramız çok dedi. Şuraya bak, banka soymuşlar. Adi herifler. Öyle zırt pırt af çıkarırlarsa olacağı budur baba. İnşallah sonunda yakalanırlar. Öyle deme be Salih abi.
Yani belki de hayırlı bir iş için soymuşlardır bankayı. Ne bileceğim, değil mi? Herkesin bir derdi var. Baba, Tolga! Oğlum, Tolga! Tolga oğlum, uyan! Tolga! Seslendim baba, duymadı. Oh. Abi emin misin? Bu gece mi diyorsun? Evet, bu gece. Durumu görmüyor musun? Çocuklar, bir şeye dokunmadınız. Ben yemeyeceğim sahneyi. Vallahi baba, benim de iş işte Ahmet'le. Zeki sen? Ben zaten yemiştim abi. Dayı olur, bana da doldur be. Biz bu gece işi bitirelim. Hadi. Haklısın abi. Hadi bir an önce gidelim. Salih baba, bize müsaade, kaçalım artık. E, oturuyorduk çocuklar. Abi geç oldu. Hadi beyler, hadi kaldırın. Hadi bilirsiniz. Hadi Kamil, hadi. Hadi. Baba sağ ol her şey için. Bu salaklar yüzünden yakayı ele vereceğiz. Tamam abi, tamam tamam. Ya Rabbi, ne var ya? Ne oldu abi? Ne var? Ne var? Ne var? Abi, lavuk camı da kapattı. Ne yapacağız şimdi? Ya Murat, ben hiçbir şey düşünmüyorum. Tansiyonum çok yükseldi. Aman abi. Aman, aman be. Geç. 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 Geç
Nedir abi? Siz çatıdan girmeyecek miydiniz? Zeki, ha? Abi soru sorma be. Ha? Soru sorma be abi. Zaten bu herifler beni çıldırttı. Geçmiş olsun abi. Verirken öp. Hayır, bak. Zeki, sen nereden girdin abi? Yangın merdiveninden. Yangın merdiveni. Evet, biz biraz zorlandık. Böyle çatırmadı, atladık, zıpladık, dolandık. Anlıyorum. Neyse, tamam hadi uzatmayın. Beyler, beni takip edin. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Şimdi yavaş lan. Öğrenmiş. Tamam da arasın var. Gel dur, kasa ol ya. Allah, bu ne lan? Kasa. Abi, işte kasa. Allah Allah. Kaç. Abi, bu satır oğlum. Üstün şunu. Necan, abi, sus. Kasayı buldum. Abi sen de sus. Tamam, aç. Zor bir kasa. Allah Allah. Neresi zor bir kasa lan? Alt tarafı kasa. Aç. Sus. Oğlum, ne tıslayıp duruyorsun lan kulağımın dibinde? Allah Allah, hiç şey duymuyorum. Yok, geç. Ben de kutu almıyorum, tamam. Almıyorum ama. Ulan, belki açık unutmuşlardır. Ne? Kasayı. Ha, bak aç et. Allah aç de. Çabuk, çabuk. Kaç, kaç. Hadi bırak, bırak. Hadi, hadi. Devam et. Oldu be, iş. Oldu be. Zeki, devam. Hadi devam. Alo, alo. Alo Salih abi. Abi benim Bahattin. Abi uyandırmadım ya, özür dilerim. Abi şimdi sen hazırlan. Ha? Hani bizim bir arkadaş vardı ya. O şerefsiz olan. Evet, insafa geldi. Tamamdır abi, bu sefer kesin. Şimdi sen Tolga'yı al, havaalanına doğru git. Biz de bir saate kadar. Bir saat abi. Bir saate kadar oradayız. Oldu. Abi onların da sana selam var. Tamam abi. Ben de öptüm. Hadi abi dikkatli ol. Sevindi lan adam ya. Kim sevinmez abi ya. Abi ya. Oluyor lan. Bas, bas. Zeki bas. Ne oluyor lan? Zeki bas. Ne oldu? Oğlum polis bas. Zeki bas. Bas, bas! Tansiyonum düştü Zeki Bas. Abi neredesin? Ha, yoldasın. Tamam abi biz biraz gecikeceğiz abi. Ha biraz trafik var. Ha, sen merak etme diye aradım abi. Tamam. Ha? Tamam onların da sana selam var abi. Ne bileyim abi, benzin bitti herhalde. Oğlum şimdi ne yapacağız? Niye kontrol etmiyorsun benzini ya? Abi, her çaldığım arabanın benzinini kontrol edemem ya. Allah Allah. Aha, polisler de geliyor. Polis mi? Beyler, bildiğim semt. Sakin olun. Koşun. Bunlar uyuyor. Uyandır sana. Uyandır. Lan Tezcan, Tezcan.
Oğlum kalkın lan teyzem. Şempanzeler sokağı var mı abi? Saçmalama lan manyak. Kaplanlar sokağı? Ne diyordun oğlum sen? Akvaryumlar yok sokağı. Yok öyle bir şey lan. Bak. Ne? O ne lan? Sürüngenler. Tropik bölge. Ha. Bu semt o semt değilmiş. Beyler. Hayvanat bahçesi. Panik yapma. Yavaş. Takip edin. Dikkatli ol. Nerede bu herifler? Yani burası neresi? Bilmiyorum. Her yerden garip garip sesler geliyor Tezcan ya. Yani sırtımda elinin ne işi var? Hangi el? Hoş tamam oğlum. Yani kaç koyunlar. Bahattin abi, bir şey soracağım baba. Biz neredeyiz ya? Tezcan, hayvanat bahçesindeyiz. Ya baba, gündüz gezseydik ya. Oğlum gezmeye gelmedik ki, mecburen geldik. Ne? Sen kime tükürüyorsun? Sen kime tükürüyorsun lan? Başkanım. Lan durun lan. Şşşt. Fatih abi. Allah'ını seversen ne oluyor ya? Tüküren de falan ya. Bunlar nerede kalmış baba ya? Oğlum buraya kadar geldiklerine dua et. Koş. Hadi Tercan. Fatih. Öldün mü abi? Burası sota bir yere benziyor. Öyle öyle. Güvenli. Bak sesler kesildi. Ne yapalım abi? Ne yapalım? Dışarısı şimdi polis kaynıyor. Bu sabaha kadar burada geçelim. Sabah yola devam ederiz. Bunlar da ancak kendine gelir zaten. Evet. Hadi kıvrılalım. Hadi. Ahmet, biz neredeyiz oğlum? Yavrum bunlar aslandı. Diğerlerini ben de anlamadım. Korkmayın lan sakın. Gepsiz. Göz göze gelme lan. Oğlum bu niye hep bana bakıyor lan? Salih abi. Gepsiz. Sen neredesin şu anda? Hala orada mısın? Atla bir taksi abi. Ayrıl oradan. Ha, geldiğimde açıklarım abi. Çok tabii, çok tabii, çok tabii, çok tabii. Tamam. Ben de öptüm abim. Hepsi senin yüzünden. Beyler, Salih abinin selamı var. Aleyküm selam. Abi kadran 12.8'i gösteriyor. Lan Zeki, bir sus be abi. Lan araba mı kullanıyorsun, tansiyon mu ölçüyorsun belli değil ya. Şerefsizler. Karı gibi dövüşmüşler. Kim bu hayvan herifler? Tanıyor musunuz ya? Tanımıyoruz abi. İt kopuk işte. Yalnız birinin tırnakları uzunmuş. Fena çizmiş anlaşılan. Ah be Salih baba. Şartlar eşit olacaktı ki ben nah kaptırırdım o parayı. Tencan abi, kaç kişiydiler? 20-25 kadar falan vardı Tolga'm.
Aslanım, uyanık olacaksın. Baktın ki kalabalıklar, uzayacaksın. Bak Salih abi, şu aslanım kelimesini kullanmasak diyorum ya. Neden aslanım? Lavuklardan birinin adı aslan mıydı ne, onun için? Aa, neyse neyse, ucuz atlatmışsınız. Ama yine de Allah razı olsun. Hepinizin altın gibi yüreği varmış. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ya yeter ya, ne bu böyle? Üzülmeyin kardeşim, dünyanın sonu mu geldi? Hadi kalkın bakalım, kalkın gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Eğlenmek bizim de hakkımız kardeşim. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz baba? Luna Park'a. Luna Park'a mı? Yaşasın! Çemberimde gül oya. Gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya. Gülmedim doya doya. Dertleri tarıyorum, gülleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertleri karıyorum, gülleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Pembe gül idim soldum, ak güle ibret oldum. Pembe gül idim soldum, ak güle ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam. Karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Şunlara bak baba. Ne güzel ya. Çocuk gibi eğleniyorlar. İyi mi ya? Ne yapsın garipler? Ne anneleri var, ne de babaları. Belki hayatta ilk defa böyle eğleniyorlar. Arkadaşlar, kendine geldi. Oh be. Ciddi bir şey yoktur inşallah Murat. Yok yok, iyi iyi. Ya biraz yorulmuş, o yüzden de bayılmış çocukcağız. Oğlum bayılmış diyor. Bu ayılmalar, bayılmalar hiç hayra alamet bir şey değil. Çocuklar, bu yavrucak gün geçtikçe kötüye gidiyor galiba ha? Ulan elimiz kolumuz bağlandı. Hiçbir şey başaramıyoruz be kardeşim. Hıyarlık bizde. Tekin denen piçten bir tüy bile koparamadık ki. Bence ne yapalım biliyor musun? O lavuğun bacağına çat çat sıkalım abi. Cezası neyse ben yatarım babalar. Evet kardeşim, sıkalım, ben de yatarım. Şişt, ne sıkıyorsunuz siz? Limon mu sıkıyorsunuz? Ha düz yürüdünüz, dolamacı kaldı. Bir can kurtaralım derken bir başka can yakılmaz. Bu işlerle şaka olmaz. Yok böyle bir şey. Sıkacaklarmış. Ne yapacağız o zaman? Babalar, benim aklıma bir çare geliyor ama. Hah. Şimdi boku yedik. Murat yine bir şey buldu. Bak parayı nereden bulacağımızı bu defa kesin buldum. Ya Murat tamam, anladık. Nasıl bulacaksın söyle? Tekini kaçıracağız. Ah süpermiş be. Bu muydu lan bulduğum plan? Osur osur ipediz. Ya oğlum siz değil miydiniz demin vuralım kıralım diyen? Beyler bir dakika lan. Aslında fena fikir değil ha. Biz bu herifi kaçırırız.
Zaten yavşak o gün bizi dostları dinlemedi bile, değil mi? Ha? İyi de abi, nasıl yanaşacağız? Herifin en az 1000 tane koruması var. Evinden kaçırırız o zaman. Doğru lan. Ama bu herifin evini bilen var mı? Vallahi ben bu kadarını düşündüm, gerisini bilmem. Oğlum, koskoca Tekin Güvenoğlu. Hangi köre sorsak gösterir lan. Köre mi? Burası benim mi? Tırmanıyoruz beyler. Kostüm yapmışsınız, nefis. Taksici, gel buraya, gel gel. Taksici deme bana, alınırım bak sana. Al vitesi yanına. Uç! İçimde kaybolur oğlum. Köpek var mıdır lan? Saray. Tezcan bana bak lan, senin bu kör adam bize doğru adres vermiştir değil mi? Oğlum benim arkadaşım sonradan kör oldu, ayrıyeten adres portföre geniştir, yürü. Şşş Tezcan. Ha. Bu adam MİT'ten olmasın lan? Ya Kamil ne alakası var oğlum ya? Gece gece bizi tribe sokma oğlum. Körden hiç MİT olur mu Kamil? Niye? Ben Metin Şentürk'ten şüpheleniyorum mesela. Ya senin bu körde MİT'se? Aa doğru söylüyorsun lan. Hı? Harbiden ha ya MİT'se? Hı, kesin MİT abi, MİT. Kamil, hı, bu ışık ne oğlum? Işık? Aa, alarm gibi geldi gözüme, iyi mi? Ya Bahattin oğlum öyle gelme, aklımızı aldın be. Salaksız, kürzeze takın maske. Tam bir işe gireceğiz. Korkudan bir şey yapamıyorum. Artist, artist. Hadi aslanım, aç şu kapıyı. Hadi. Abi, zor bir kapı. Allah Allah. Lan neresi zor bir kapı? Alt tarafı ahşap görünümlü plastik bir kapı. Aç şunu Murat. Uğraşıyorum abi, açılmıyor. E ne yapacağız? Balkondan girelim. Yok, zili çalıp girelim. Baba, hı, niye zili çalıyoruz ki? Biz adamı kaçırmayacak mıyız? Oh. Ulan sen ne angut adammışsın be. Oğlum, önce kaçıracağız dedik ya. Ondan sonra sen zili çal, sana kim zili çalma diyor. Allah Allah. Okey abi. Abi halen okey mokey diyor ya. Harbiden benim tansiyonum yükseliyor. Bu kadar aptallarsız da bu işi yapamam ben. Vazgeçiyorum abi, vazgeçiyorum. Bahattin abi, nereye gidiyorsun ya? İçeride biri var abi. Niye orada duruyorsunuz oğlum? Gelsense. Lan Zeki, ne öyle hırsız gibi geliyorsun oğlum? Aklımız gitti lan burada. Ulan harbiden ben de anlamadım, bu herif in midir, cin midir? Çözemedim, gitti be kardeşim. Hadi. Olur mu? Fener şey olmuş da. İstiyorsan çakmak da var. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
soyuldu. Holding soyuldu, sen burada parti yapıyorsun. Neyse, yapacak bir şey yok. Hadi Tontoş, kostümün hazır odada. Kırmadığını değiştir istedim. Tamam, tamam. Giyinip geleyim ben. Ama Tontoş, mumları söndür, öyle çık. Mumlar, evet. Yürüyün arkadaşlar, kardeşliğin. Sağ ol. Yürüyün, sallanın. Arkadaşlar, şimdi ne olacak? Benim bir fikrim var arkadaşlar. Ha, Murat, lütfen bir daha lafa benim bir fikrim var diye başlama, tamam mı? Yoksa bak, karın geliyor. Merhaba. Merhaba. Nasıl, eğleniyor musunuz? Acayip bir parti. Hem Tontoş da sevindi. Gelmeyin, yorum yok. Hadi eğlenceler size. Teşekkürler, teşekkürler. Abi ben uzuyorum. Tezcan, bileklere bakıyor. Dans et, gül, devam et. Abi, Tontoş aşağı inmeden işi bitirelim. Hı hı. Zeki doğru söylüyor beyler. Hadi. Kalekterinden bahsediyoruz ondan. Şşt! Lan tevezeliği bırakın şimdi. Herifi nasıl kaçıracağız onu düşün. Bayıltalım. He, bayıltalım. Ama neyle? Neyle? Hadi abi. Ne? Nasıl? Salak. Bayıltalım dedi. Lan öldü yönünde mi? Daha ufak bir şey. Olur. Ha olur. Isırma abi. Ya ne ısırması? Hatta benim, Tekin. Kendine gel avukat. Bir an gerçek sandım patron. Avukata bak. Neyse, ne var? Ne istiyorsun söyle. Patron, arkadaşlar aradı. Mahalle polis buraya baskın yapacakmış. Hakkınızda tutuklama kararı çıkmış. Tutuklama mı? Ya. Ne yapacağız? Bilmem ki, ne yapsak? Ulan gerizekalı, avukat sen değil misin? Ne yapacağız? Söylesene. Ha, o da doğru. Kaçın. Yani bence. Uçun işte. Helikopteri hazırlat. Emredersin. Hadi. Ama karımız... Siktir et onu şimdi. Sonra çaresine bakarız. Hadi. Ha, hadi.
Tamamdır, bayıldın. Hadi oyalanmayın, toplayın paranı. Alo, Salih abim. İnanmayacaksın ama bu sefer senin Tolga'nın işi tamam abi. Abim, şimdi siz yola çıkın. Biz de bir saate kadar orada yanınıza varız. Tamam mı? Heh, tamam abi, oldu. Onların da sana selamı var abi. Oldu, oldu abi. Sevindi adamcağız ya. Artık hayatı boyunca unutmaz bugünü. Lavuk Totoş Bey. Arkadaşlar, hadi uzayalım buyurun. Bahattin abi. Evet. Lavuğu kaçırmayacak mıyız? Hay Allah'ım ya. Arkadaşlar, Allah rızası için biri içinde bulunduğumuz duruma şu lavuğu açıklasın ya. Delireceğim, tansiyon mansiyon kalmadı. Kamil geç. Abi geç ya. Bir sekundunda basın polis. Müziği kapatın. Bir tarafa. Hayda. Alo, Salih abi. Evet abi. Soyundursun size ya. Bırak, bırak. Sen kendi kendini soymuşsundur. Kırmızı penguen. Götürün. Kardeşim şu kelçiğim. Bakın kafam, kafam, kafama bak kafama. Ne hale geldi ya? Ya bir yanlışlık yapıyorsunuz ama. Ah. Adat Bey, polisler nereden çıktı? Totoş'umu nereye götürüyorlar? Yeşim Hanım, sakin olun. Ne oluyor? Komiserim bakın, büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz gerçekten. Beni götürmeyin boşuna. Bir yanlışlık yapıyorsunuz. Oh be! Ulan şimdi rahatladım ha, iyi mi? Eyvallah Celil abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi mi? Ben de sağ ol. Babam aradı. Hemen tedaviye başlamışlar. Doktorlar Tolga'nın iyileşeceğini söylemişler. Şu anda da durumu çok iyi. Çok sevindim. Çocuklar nasıl? Ne yapıyorlar? İyiler, iyiler. Tolga'yı görünce çok sevinecekler. Salih abi biliyor musun burada olduğunu? Hayır, söylemedim. Yapmışsın. Murat. Bütün yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız Tolga asla gidemezdi. Bizim için kendinizi feda ettiniz. Önemli değil. Zaten kaybedecek bir şey. Meryem. Seni gördüm Selin. Kamil, yaz. Sevgili Salih abi. Tolga'nın iyileşmesine gerçekten çok sevindim. Keşke senin yanında olabilseydim. Ama eğer belki keşke mesela Faraz'a
Fahrettin abi. Ne? Ya biraz yavaş söylesene, ben yetişemiyorum. Tamam. Nerede kaldın? Sevgili Salı abı. Oha, orada mı kaldın? Hı hı. Salı abı. Kamil. Salih abi değil abicim, Salih abi. Tamam mı? Nokta koyacaksın I'ya canım kardeşim. Biliyoruz oğlum. Ben noktaları sonradan koyuyorum. Ne olacak? Kamil'cim, sen noktaları şimdi koy, biz mektubu sonra yazarız. Ya bu angut yazana kadar Salih Baba İstanbul'a dönecek be. Ya Tezcan, bak oğlum iki dakika delikanlı ol ha. Allah Allah. Alo. Ha kardeşim. Tamam. Tamam. Tezcan'ım be. Buyur baba. Sana zahmet. Şu havalandırmayı bir açıver gülüm hadi. Tamam. Arkadaşlar ya, daha büyük bir kaşık yok muydu? Yani bununla biraz uzun sürecek gibi görünüyor. Maalesef köstebek kardeş. Çay kaşığından başka bir kaşığımız yok. Ne yazık ki hepsini sen kazacaksın. Abi. Çekelim lan. Gel, çek. Abi. Çek. Ne demişler? Bu hayatta ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Bak enayi kazıyor. Selam arkadaşlar. Allah kurtarsın. Eyvallah. Şimdi sıçtık. Beyler güneş çok dik geliyor. Dikkatli olun güneş çarpmasın. Bize bir şey olmaz abi, sen tansiyonuna dikkat et. Dikkat edeceğim ben, zaten hep 12 8. Kazılmış yeraltı geçidi. T ile başlıyor, 5 harf. Tüp. 5 harf diyorum abi. Tüp geçit be. Lan canım, kokteylim hazır mı? Getiriyorum abi. Buz koydun mu? Gelirken eridi abi. Ha, şaşardım zaten. Abi bu ayakkabılar felaket kokuyor. Kimin bunlar ya Tezcan? Oğlum çek şu ayakkabılarını şuradan lan. Benim ayaklarım kokmaz oğlum. Hamit abinin ayakkabılarıdır onlar. O ayakkabılar bana ait değil efendim. Kime aitse kimin ait efendim. Lütfen bunları buradan alın efendim. Kokuyor yahu.